Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, bu akşam filozofların şehri, mitolojinin önemli yerleşimi, binlerce yıl önce ticari ve kültürel yönden altın çağın yaşandığı, gezginlerin dünyada görülmesi gereken 10 antik kentten biri olarak tanımladığı, turkuaz renkli kumsallarıyla ünlü dünyanın incilerinden Didim'de gerçekleştiriyoruz Halk Arenası'nı. Evet, o Didim ki antik dünyanın bilinen üçüncü büyük tapınağı Apollon, mitolojide gözlerine bakanı taşa çeviren Medusa ve Milet antik kenti, Priene antik kentiyle, altın kumuyla, edebiyat günleriyle ünlü cennet yurt köşelerinden biri Didim. Bize bu akşam program yaptığımız salonu tahsis eden, yani Didim Ticaret Odası Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde bu programı yapma imkanını sağlayan Belediye Başkanı Sayın Ahmet Deniz Atabay'a teşekkür ediyoruz. Ben hemen birbirinden değerli konuşmacı konuklarımı sizlere takdim edeyim. Baro Başkanlığı boyunca ve sonrasında yargı bağımsızlığıyla hukukun üstünlüğünü sağlamak için büyük mücadele sergileyen ve basın özgürlüğünü hedef alan baskılara karşı tarihe geçecek çabalar sürdüren İstanbul Barosu'nun Atatürkçü yurtsever eski başkanı Sayın Profesör Ümit Kocasakal. Hocam akademik ünvanının kullanılmasından pek hoşlanmaz, istemez ama ben bu akşam böyle anons ettim. Valla profesör oldum, boyumu ölçtüm, hep aynı. Hiç değişmemiş. Dolayısıyla hiç önemi yok, sağ olun. Evet, Sayın Kocasakal'ın hemen solunda iktidarın yanlış politikaları nedeniyle mağdur edilen geniş toplum kesimlerinin meclisteki cesur sesi olmakla yetinmeyeyim. FETÖ kumpaslarından bu yana mağdurlar adına hukuki girişimler de başlatan Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışkan Trabzon milletvekili Avukat Sayın Haluk Bekten. Ve onun yanında birlikte çalışmaktan gurur duyduğum çok değerli bir meslektaşım oturuyor. Gerek sahnelerde kendisine özgü ironik üslubuyla dile getirdiği iktidara yönelik eleştirileri, gerekse sosyal medyadaki mesajları büyük ilgiyle izlenen dik duruşlu ünlü televizyoncu, yazar Sayın Metin Uca. Aslında salonumuzdaki tüm değerli konuklarımızı tek tek anons etmek isterim ama izninizle katılımından gurur duyduğumuz Adalet Bakanlarımızdan Sayın Seyfi Oktay. CHP Aydın Milletvekili Sayın Hüseyin Yıldız. CHP Didim İlçe Başkanı Sayın Gökmen Karataş. Ayrıca belediye meclis üyeleri, çok değerli gazilerimiz. Bir lütfen kalkar mısınız ayağa? Gazilerimiz, alkışlıyoruz. Çünkü hepinizin başımızın üstünde yeri var. Sağ olun, var olun, çok yaşayın. Ve Halk Arenası yayın danışmanı sevgili kardeşim Atilla Köprülüoğlu da bizimle birlikte. Hocam ve Sayın Pekşen, isterseniz Sayın Pekşen'den başlayalım. Sayın Pekşen, Reza Zarrab. (Gülüyor)
Adını duyunca. Reaksiyon bu. Halkın reaksiyonu bu. Reza Zarrab halen Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde İran'a yönelik Birleşmiş Milletler ambargosunu delmek, bankaları dolandırmak ve terör finansmanı iddiasıyla yargılanıyor. Bu bir iddia. Üç gündür de yargıç önünde savcılar kendisini sorguluyorlar. Yargıç da bazı sorular yöneltiyor. Türkiye başlangıçta Reza Zarrab'ın tutuklanmasına sert tepki gösterirken dava başladıktan sonra iktidar kanadından farklı sesler yükselmeye başladı. Ve Reza sonuçta casuslukla suçlanarak tüm mal varlıklarına kendisiyle birlikte birinci derecede yakını olan 22 kişinin mal varlıklarına el konuldu ve ayrıca Türkiye Birleşmiş Milletler'e başvurarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Türk vatandaşını yargılama yetkisinin olmadığını öne sürerek bir girişimi, bir süreci böylece gündeme getirmiş oldu. Bazı çevrelere göre de Reza Zarrab davası doğrudan Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve küresel emperyalizmin Türkiye'ye dönük kıskaçının son örneklerinden biri olarak değerlendirildi. Siz bir hukukçu milletvekili olarak Reza Zarrab konusuna nasıl bakıyorsunuz? Evet, Uğur Bey gerçekten bu güzel cennet vatanda, bu dediğim gibi çok güzel bir turizm beldesinde, böyle bir güzel ilçede hem Didimlilerle bir arada olmak hem de ülkemizin insanlarına seslenmek benim için de büyük bir şans oldu. Önce size, sonra Halk TV çalışanlarına, bütün Halk TV ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Bize gösterdiğiniz nezakete, ilgiye, sıcak ilgiye de çok çok teşekkür ediyorum. Uğur Bey, insanlar hem ülke içerisinde hem de ülkeler arasında bir arada yaşayan, bir arada yaşarken de kurallar koyarak, o kurallara uyarak, o kuralları yenileyerek, yaşamını devam ettiren varlıklar. Doğal olarak bir ülkenin içerisinde, yaşadığımız dönem içerisinde bizi, ailemizi, çevremizi, sosyal hayatımızı, geleceğimizi, ekonomimizi, her şeyimizi ilgilendiren kurallar koyuyoruz. Bunları da yasa diyoruz. Ama dünyada yalnızca bizim için değil, egemen bütün devletler için de bir arada yaşayacağımız bir dünyanın kurallarını düzeninde dünya koymaya çalışıyor. Türkiye'de bu uygar dünyanın ülkelerinden birisi. Türkiye'de uygar dünyanın koymuş olduğu yasaları, onları da kendi iç hukukuyla uyarlı hale getirip o yasal düzenlemeleri uluslararası sözleşme adı altında kendi iç hukukuna katıyor ve onları da uygulamayı taahhüt ediyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden bu Zarrab davası, gerçi iki boyutu var bunun, bir boyutu var, magazinel bir boyut. Kamuoyu daha fazla onunla ilgileniyor. Ama bir de devletler hukuku açısından bir boyutu var ki dehşet verici. Niçin dehşet verici? Gerçi bugün Uğur Bey'in yazdığı yazıyı okuyunca ülkem adına çok üzüldüm. Yıllar önce herkes uyurken bir gazeteci olarak, bir yurttaş olarak kendisinin belki de yapması gerekenden çok daha fazlasını yapmış ve devletin uyarılmasında, aman ha denilmesinde bir yurttaş olarak her şeyi yapmış. Bildirmiş, bildirimi de takip etmiş. Ben detaylarını umuyorum. Kısaca evet, bahsedeyim o yazıdan. Lütfen. Çünkü çok önemli bir belgedir. Ve tarihe not düşmek açısından tekrar dile getirmekte burada yarar var. Efendim, tarih 19 Aralık 2013. Bunu lütfen bir kenara not edin. Yani 17 Aralık 2013 operasyonundan iki gün sonra ben İstanbul'da Halk Televizyonu stüdyosunda kadim dostlarım, büyük mizah ustaları Müjdat Gezen ve merhum Nur İçinde Yatsın Levent Kırca ile bir program yapacağım. Ona hazırlanıyorum. Akşamüstü saatlerinde saat 17 civarında
bakıyorum son dakika gelişmelerine, bu arada gelen mesajlara. Elektronik posta kutuma bir ileti düştü, okudum. Efendim, bir ihbar. 11 Aralık 2012'de yapılan bir ihbarın belgesi. Yani 17 Aralık operasyonundan yaklaşık aşağı yukarı bir yıl önce bir vatandaş, başta dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, Milli İstihbarat Teşkilatı ve kara para takibatını yapan kurum MASAK'a bir ihbarda bulunuyor. İhbar da şu: Reza Zarrab 2010 yılından itibaren yanında çalışan kişilerin üzerine kurduğu paravan şirketler aracılığıyla 87 milyar doları akladı diyor. Ve buna ilişkin olarak da banka dekontları ve bazı belgeler gönderiyor. Yani böyle bir olaydan haberdar olması gereken sorumlu mevkideki tüm kişi ve kurumlara bu ihbarı yapıyor. Amacı da buradaki vergi kayıp ve kaçağından kendisine bir ihbar ödülü, ikramiyesi verilmesini sağlamak. Altında telefon numarası, adı soyadı ve bu paravan şirketleri kuran, adlarına paravan şirketler açılan kişilerin adları, soyadları ve bazılarının TC kimlik numarası. Yani dört dörtlük bir ihbar. Ben kuşkulanıyorum, acaba bana bir tuzak mı kuruluyor diye hemen oradaki telefon numarasını arıyorum. Adam doğruluyor. Evet diyor, bu mektubu bir yıl önce ben yazdım. Hatta gidip maliyecilerle beni çağırdılar, yüz yüze görüştüm. Onlara daha ayrıntılı bir şekilde anlattım. Doğrudur diyor, ben ikramiye almak için bu ihbarı yaptım diyor. Ben onun üzerine sabırlı olmasını, maliye teşkilatının çok ciddi çalışan bir organizasyon olduğunu, mutlaka olayın üzerine gideceklerini ve aydınlatacaklarını söyledim. Ve sorumlu gazetecilik anlayışım gereği hemen Maliye Bakanlığı'nı arayıp basın danışmanına, tanıdığım bir meslektaşım, durumu anlattım. Dedim ki size böyle bir ihbar geldi mi? Ve bu ihbar hangi aşamada, bir işlem yapıldı mı? Ben size döneceğim dedi. Yarım saat sonra döndü ve dedi ki evet, Ağustos ayından, yani 2012 yılı Ağustos ayından itibaren bu şahısla ilgili bir ihbar yapıldı, bir soruşturma başlatıldı ve soruşturma halen devam ediyor dedi. Ve sonra bu kişinin bana gelmeden yandaş bazı gazetelere gittiğini, birisi FETÖ'cü, bugün gazetesi, onlara anlattığını, ama anlattığı kişilerin, muhabirlerin Reza Zarrab'dan rüşvet istemesi nedeniyle Bakan Muammer Güler'in devreye girdiğini, Egemen Bağış'ın da katkısıyla bugün gazetesinde bu haberin yayınlanmadığını söyledi. Sonra Yeni Şafak'a gitmiş. Yeni Şafak'ta da yine baskılar olmuş ama Reza Zarrab'ın adı yuvarlatılarak ya da kullanılmayarak, onu bulamadım çünkü, haber çıkmış. Sonra da gazete Reza Zarrab'la bir röportaj yapma durumunda kalmış. Bu şahsa da geçen zaman içerisinde 50 bin lira bir ikramiye tahakkuk ettirilmiş. Yani durum resmiyet kazanmış. Ve işin en önemli tarafı, en tarihi yönü, Milli İstihbarat Teşkilatı bu ihbarın yapılmasından yaklaşık 4 ay sonra, Nisan ayında, 2013 yılı Nisan ayında Başbakan Tayyip Erdoğan'a ve bilmesi gereken Cumhurbaşkanı'na da, her bilmesi gereken önemli mevkideki kişiye bir rapor hazırlayarak Reza Zarrab'la çalışmanın risklerini ve Reza Zarrab'ın asla güvenilecek bir kişi olmadığını, ileride çok büyük problemler çıkarabileceğini içeren bir raporu koymuş.
önlerine. Bu çok önemli. Bakın eğer o tarihte hem bu ihbar hem de MIT'in yazdığı rapor değerlendirilmiş, bu rüşvetçilerin, Reza Zarrab şarlatanının üzerine gidilmiş olsa, gereken yasal yaptırımlar uygulansa, ne Reza Zarrab Amerika'ya kaçabilecekti, gidebilecekti, belki de FETÖ gerçeği daha o tarihte ortaya çıkarılacak, 17-25 Aralık operasyonları gerçekleşmeyecek, FETÖ'yle mücadele o tarihte başlatılacak ve belki de 15 Temmuz hain kalkışmasının önü alınabilecekti. Ben şimdi başka yorum yapmıyorum. Bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşıyorum. Bugün Sözcü gazetesinde de yazdım. Bu bana göre çok önemli tarihi bir belgedir. Sözü yine harika. Sayın Pekcan'a bırakıyorum. Şimdi buradan o zaman bu Uğur Bey'in anlattığı kısmın üzerine ilave ederek nedir, tartışmanın esası ne, neyi tartışıyoruz, neler oluyor? Herkes merak ediyor. Herkesin kafasında magazin daha ağırlıklı olduğu için siyaset bu magazinden besleniyor ve toplumu doğru bilgilendirmekten uzak tutmaya çalışıyorlar. Sürekli bir karartma var. O zaman ne oldu, niye bugünlere geldik, nedir durum, nereye doğru gidecek? Şimdi bakın, İran tam 37 yıldır büyük bir ambargo içerisinde. Ve İran devleti bu ambargoyu kaldırabilmek için müthiş bir mücadele veriyor. Ambargoyu kaldırıp dünyanın saygın ulusları içerisinde kendisi de hem dış ticaretini hem de uluslararası hukukunu geliştirebilmek için mücadele veriyor. Ve bir dönem geliyor, İran'la Birleşmiş Milletler nezdinde görüşmeler başlıyor. Deniliyor ki siz nükleer silahların önlenmesi anlaşmasına uymayı taahhüt ederseniz biz sizinle olan süreci daha olumlu bir aşamaya doğru taşımaya başlarız. İran bunu kabul ediyor. Bu kabul üzerine Birleşmiş Milletler oluşturduğu bir heyetle birlikte İran'da nükleer silah yapılıp yapılmadığını, bu konuda bir hazırlık çalışmasının olup olmadığını denetlemeye başlıyor. Uzmanlar gidip geliyorlar, İran'ı denetlemeye başlıyorlar. İran sürekli beyanlarda bulunuyor. Böyle bir çalışmamız yok diyor falan filan. Bir müddet sonra bir araştırılıyor ki İran'ın Kum kentinde bir nükleer silah üretim merkezi var. Orada uranyum zenginleştirmesi yapılıyor. Zaten uranyumu %20 oranında zenginleştirdiğiniz zaman artık nükleer silah yapmak için elinizde en önemli ham maddeye ulaşmışsınız demektir. Bunun üzerine İran'a diyorlar ki sen bizi aldattın, bize yalan beyanda bulundun. Artık bundan sonra senin uluslararası alanda yapacağın bütün iş ve işlemleri daha sıkı denetleyeceğiz. Çünkü senin elinde 2400 kilo uranyum var. Zenginleştirilmiş uranyum. Bu İran nükleer silah teknolojisi açısından büyük bir tehlike olduğunu da gösteriyor. Bunu Birleşmiş Milletler ciddi anlamda denetim altına almaya çalışıyorlar. Ve bunun üzerine 1929 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı gündeme geliyor. O Güvenlik Konseyi'ne Türkiye ve Brezilya Güvenlik Konseyi kararına, o tarihlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi Türkiye, muhalefet ediyorlar. Libya'da çekimser kalıyor. Ama insani tehdit taşıyan Güvenlik Konseyi kararları bütün ülkeler için bağlayıcı. Muhalefet eden için de, diğerler için de. Bütün Birleşmiş Milletleri üyesi ülkeler için bağlayıcı. Bunun üzerine bu 1929 sayılı karar gereğince deniliyor ki insani tehdit vardır, biz de bir dizi karar alacağız. Bu kararların içerisinde ekonomik olanlar var, bu kararların içerisinde güvenlik açısından etkin olanlar var, bankacılık sistemine ilişkin olanlar var. Buradaki en önemli karar da şu, diyorlar ki siz bundan sonra ikinci, üçüncü ülkelerle yapacağınız ticaretin tamamını, bankacılık sisteminizi biz sizin denetleyeceğiz. Bütün dış ticaretinizi, petrol mü satıyorsunuz, gaz mı satıyorsunuz, ne satıyorsanız bütün dış ticaretinizi bankacılık sistemi üzerinden yapacaksınız. Biz de bankalar üzerinden ne alıp ne verdiğinizi göreceğiz. Ambargonun kilit noktası burasıdır. Şimdi İran Türkiye'ye mal satacak, gaz satacak, petrol satacak. Bunu da banka sisteminin içerisinden geçirecek. Birleşmiş Milletler de bunu denetleyecek. Ambargo bu anlamda Türkiye için bir külfet oluşturmuyor. Çünkü biz İran'dan gaz alıyoruz. Bunu Birleşmiş Milletler de biliyor. Bunun da parasını ödüyoruz. Bunu da bankacılık sistemi içerisinde yaptığımız süre içerisinde hiçbir sorun yok. Ama başka şeyler oluyor. Ne oluyor? Bir sürü bahse konu Zarrab'ın da anlattığı hikayeler oluyor. İşin içerisinde en önemlisi
Birleşmiş Milletler'in denetimi dışında da demek ki bir finansmanın İran'a Türkiye üzerinden aktarılması söz konusu. O zaman bu denetim dışında bu finansmanın aktarılabilmesi için bankaya ihtiyaç var. Banka, bulunması gereken bankalar var. Özel sektör bankaları bu işe mesafeli duruyorlar. Çünkü bunun müeyyidesi çok ağır. Niye ağır? Çünkü 2014 ve öncesinde bir Bank Paribas diye bir banka, hemen akabinde de Credit Suisse diye bir başka banka, İran'da bankacılık sistemi denetimi dışında finansman transferleri yapmışlar. İkisi de Birleşmiş Milletler tarafından bu müeyyidelere çarptırılmış. Birisi 8.9 milyar dolar, öbürü de 2.6 milyar dolarlık bir müeyyide kapsamına alınmış. Demek ki bu yalnızca Türkiye'ye yönelik bir müeyyide değil, yalnızca da Türkiye'ye ambargoyu içeren bir müeyyide değil. Tamamı gerekçesi az önce anlattığım nedenle yapılıyor. Bunun üzerine Türkiye'de bankacılık sisteminde kaçırılan paralar oluşmaya başlıyor. Nasıl yaparız bunu? Altınla kaçıralım. Altınla kaçıracağınız zaman da birileri araya giriyor. Dün savcı mahkemede sormuş. Verdiğiniz rüşvetleri niye kayıt altına aldınız diye sormuş. Zarrab da demiş ki ya bir 10 milyon euro vermiştim. Onda ihtilafa düştük, verdik vermedik tartışması oldu. Ondan sonra kayıt altına aldım. Ya böyle bir şey olabilir mi? Rüşveti çalmışlar, böyle alakasızlık olur mu yani? Evet. Şimdi bu kadar tabii milli bir mesele, bu kadar milli bir mesele şöyle bir noktaya doğru geliyor. Yargılamaya gelirken size çok can alıcı birkaç tane sözleşme göstereceğim. Şimdi önceki gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli bir bankası. Kimin banka? Hazinenin. Hepimizin yani. 80 milyona ait bir bankamız. Milli bir bankamızın genel müdür yardımcısı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir bürokratı mahkemede sanık statüsünde. Gerçi anladığım kadarıyla iktidar için önemli değil. Niye? Çünkü o velet için neydi? Zarab için nota vermişiz ama FETÖ için tarihimizin en büyük tehlikesi eli kanlı bir katil için nota vermedik Amerika'ya. Ya da bankanın genel müdürü, devletin bürokratı için de nota vermedik. Onun için nota verdik. Ne notası olduğunu siz zaten biliyorsunuz. Şimdi o genel müdürün avukatı, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bankasının parasını ödediği avukat mahkemede bir beyanda bulunuyor. Diyor ki bu Zarrab var ya, Zarrab milyonlarca dolar rüşvet vermiştir. İşe bakar mısınız? Şimdi kime vermiş diyor rüşveti? Süleyman Aslan'a verdi diyor. Devletin avukatı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin avukatı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir bürokratına, bir banka genel müdürüne rüşvet verildiğini ikrar ve kabul ediyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu düzen içerisinde bir rüşvet ve yolsuzluk düzeninin olduğunu kabul ediyor. AKP bunu kabul ediyor, iktidar kabul ediyor. Milliyse sen kabul etmişsin, sen nasıl millisin? Sen gayrimillisin o zaman. Şimdi bu kabulle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcısına ben de haber gönderdim. Dedim ki Sayın Başsavcı, siz bu haberi duydunuz mu? Anladığım şu ana kadar duymamış. Ama elimde 3628 sayılı bir yasa var. Bu yasa hepiniz bilirsiniz. Hani bir tarihlerde tartışılmıştı ya, çıkın yasası diye. Bu yasa özet itibariyle o yasadır. Bu yasanın 17 ve 19. maddesinde diyor ki her kim mal varlığını hukuka uyarlı bir gerekçeyle izah edemiyor ise, edindiği mal varlıklarını izah edemiyor ise, o zaman rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasası gereğince yargılanır ve hak ettiği cezayı çarptırılır. Yani burada Süleyman Aslan'ın o ayakkabı kutularındaki paraları hukuka uyarlı bir şekilde kendi kazancı olduğunu izah etmesi söz konusu olabilir mi? Devletin resmi ikrarı var mahkemenin önünde. Rüşvettir diyor. Kim diyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bürokratı diyor. Kimin için? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başka bir bürokratı için söylüyor. Ama Ankara savcısı, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı orada oturuyor ve bu suçlu sokaklarda hala makul ve makbul bir adam olarak geziyor. Yazıklar olsun. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Özür dileyerek bir şey söyleyebilir miyim? Süleyman Aslan'ın Türkiye'de olduğundan emin miyiz? Vallahi ben de bilmiyorum. Ya şimdi bir şey biliyorum. Peki, yalnız peki diğer adı geçen, rüşvet aldıkları öne sürülen diğer siyasetçiler, bakanlar
onlarla ilgili bir Uğur yaptırım Bey. Söz konusu olacak. Tabii bakın ki. Ben bunları söylerken biraz önce bugünkü yazımdan bahsettim. Çok içtenlikle söylüyorum. Hayatımda en büyük ızdırabı duyarak yazdığım bir yazıdır. Yani benim ülkemin Amerikan mahkemesi önünde bu şarlatan Reza, işte onun işbirlikçileri tarafından bu duruma düşürülmeye müstahak bir ülke olmadığına inanıyorum ve bir yurtsever olarak kalbim sızlıyor, ızdırap duyuyorum. Keşke işte Milli İstihbarat Teşkilatı gereken raporu yazmış, ihbarlar yapılmış. Keşke ne olur o zaman bu duruma müdahale edilseydi ve suçlular Türk yargısı önünde hesap verselerdi ve bu olay bugünlere kadar sürüklenmeseydi. Çok keşke. Çok Uğur Beyciğim, şimdi ceza hukuku profesörünün yanında bunları söyleyelim. Hoca broşkürüne sığınarak. Şimdi bizim meşhur bir yasamız vardır. 3046 sayılı bir yasa. Devletin şeklini tanımlar. Burada önceki dönem Adalet Bakanımız var. O da çok iyi bilir. 3046 sayılı yasa gereğince bakanlar devletin memurudur. Memurlar da bu bahsettiğimiz 3628 sayılı yasa gereğince mal bildiriminde bulunma yükümlülüktedirler ve mal varlıklarını izah etmek zorundadırlar. Yine bu 3628 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince bakanlar da aynı hukuki statüye tabidirler. Yani hem 3046 hem 3628 gereğince bu bakanların da mal varlıklarını izah etmeleri gerekiyor. Ama burada asıl can alıcı nokta şu. Bir iki gün önce bir bilgi geldi. Ne derece doğru bilmiyorum ama bu yolsuzluğa bulaşan, Zarrab'la adı geçen 3 bakanın da yurt dışına çıkış yasağını çaktırmadan Interpol kayıtlarına koymuşlar. Aa, öyle mi? Evet. Şimdi bunu teyit edemedim. Evet, yurt dışına çıkış yasağı. Bu 3 bakanla ilgili. Evet. Aman bunlar da gider itirafçı olursa yandık ketenel var. Ama bu Uğur abi yemin ediyorum flaş bu. Eğer evet. Bu flaş ya. Evet. Ya, farkında değil misiniz? Üç bakanın, Uğur abi ben mi yanlış anladım? Üç evet. Bakanın yurt dışına çıkışına yasak konulduğu eğer doğruysa, ya bir düşünür müsünüz? Ben mi? Bir dakika ben, hakikaten ben mi yanlış düşünüyorum? Evet. Ben abartıyorum ya. Neyse, Haluk süremi de aşmadan toparlayayım, evet, bitireyim. Lütfen. Hocamıza devredelim. Şimdi Sayın Dündar, Türkiye'nin taraf olduğu 3 tane çok önemli uluslararası anlaşma var. Bu anlaşmaların içeriğini anlatmayayım. Burada izleyicilerimiz hemen internetten girip oradan bakabilirler. Mesela bunlardan bir tanesi 2003 tarihli sınır aşan örgütlü suçlara karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi. Birisi bu. Bu sözleşme gereğince bu akçalı ilişkilerin tamamı uluslararası müeyyidelerde ağır bir zincirin içerisine sokulmuştur. Hele bir 11. maddesi var. Açsın okusunlar. 11. madde içerisinde gereğini yapmazsanız Birleşmiş Milletler adına bunu taraf ülkelerden birisi yapabilir. Bu konuda kaçar yönünüz yok. Bu bir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu sözleşmenin tarafı. Bize karşı. Sen sözleşmenin tarafısın. Ne demek sana karşı? Bu sözleşmede bunları sen kararlaştırmışsın. İki, yine yolsuzluğa karşı ceza hukuku sözleşmesi. Yine Birleşmiş Milletler bu sözleşmenin tam, tarihi de 2006. Ümit Koca Sakal hocamızın uzmanlık alanına doğru harika. Geliyorsunuz. 3. Yine Avrupa Birliği ile 2004 yılında yapmış olduğumuz ve 2015 yılı Eylül ayındaki Avrupa Birliği ilerleme raporunda Türkiye'ye çok ağır sözlerle eleştirdikleri, uyardıkları, bugünkü Zarrab davası da dahil olmak üzere Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesidir. Şimdi Türkiye 3 sözleşmenin tarafı. Bu 3 sözleşmede de bu kirli, bu çirkin, bu ahlak dışı ilişkileri hukuken müeyyidelendireceğini taahhüt etmiş. Bu taahhütleri yerine getirmemiş. Bugün Amerika'da yargı. Diyor ki bu sözleşmeler, sen yargılarsan kimse yargılayamaz. Biz mecliste bu 3 bakanı hak ettikleri şekilde yargıya sevk edebilseydik, Yüce Divan'da gidip bunlar hesaplarını vermiş olsalardı, bugün 80 milyon bu büyük vurgunun bedelini ödemezdik. Bunun faturası AKP'nin o suçluyu kayırmasından başka bir şey değildir. Teşekkür ederim. Ben geçtim. Haber olarak geçtim. İddiası olarak. Öyle mi? Haber olarak geçtim. Flaş. Evet. CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen. 3 eski bakan için yurt dışına çıkış yasağı konduğunu dile getirdi. İddia etti. Evet. Aynen. İddia geçtim. Hocam. Adli kontrol
olarak herhalde. Öyle bana gelen bilgi şey o ama teyit edemedim. Umuyorum. Yani doğru değildir çünkü bakanlar gidip orada itirafçı olurlar mı? Hocam Birleşmiş Milletler'e başvurmak bir anlamda aceleye getirilmiş, önü arkası düşünülmeden hayata geçirilmeye çalışılan bir durum olabilir mi? Durum olabilir mi? Şimdi olayın çok boyutu var. Tabii ben öncelikle hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Özlemişim. Sizleri özlemişim. Yani bir süredir insanlar bana ya hocam hiç ortada gözükmüyorsun filan diyorlar. Yahu binaenle yani çağırdınız da gelmedik mi diyoruz biz de. Yani maalesef merkez medya diyeceğimiz medya bize bir karartma uyguluyor. Bir ambargo uyguluyor. Şimdi Uğur Bey bakın siz araştırmacı gazeteciliğin duayen bir ismisiniz ve neler yaptınız. Ama Türkiye'de şu an bir de atıştırmacı gazetecilik var. Atıştırıyor yani. Habire yiyor, lüpletiyor. Atıştırmacı gazetecilik. Şimdi dolayısıyla insanları özlemişim. Dolayısıyla bu imkanı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Şimdi ben size birazdan bakın neler anlatacağım. Şimdi sağ olsun Üstad benim uzman olduğumu söyledi. Kendisi de çok değerli bir hukukçu. Ama şimdi ben yaklaşık tesadüf bakın tamamen tesadüf 10 yıldır üniversitede ceza hukukunun dışında yani genel hükümlerin dışında 10 yıldır yüksek lisans ve doktora dersi olarak yolsuzluk ve rüşvet başlığıyla bir ders veriyorum. Yani yolsuzluk, rüşvet, 3628 hocam derse ne gerek diye. Var 80 milyon ders alıyoruz zaten. Yani yani ara ara da lazım. Efendim artı birazdan o Man Adası falan var ya ne Yaman. Onun mesela bakın Türkiye'de kara para aklama suçunu ilk yazan benim. Doktora tezimdir benim kara para aklama suçu. Yaklaşık işte 700 sayfa civarında. Ve orada ben size bu vergi cennetlerinin ne işe yaradığını, neler orada yapıldığını gene anlatacağım. Şimdi bu zarrap meselesine gelelim. Şimdi burada ben bazı notları hızlı hızlı aktarmak istiyorum. Çünkü gerçekten de iş gargaraya getirilerek bazı şeylerin tartışılması engelleniyor. Ben, hocam bir 15 dakikanız var. Yani reklamlara kadar bu bölümü tamamen size ayıracağım. Metin'ciğim senin de izninle reklamlardan sonra senden başlarız. Tabii. Buyurun hocam. Şimdi şu bir kere ben bu konuya yaklaşılırken ki hatta şöyle başlamak lazım. Bu hayırsever iş adamı plaketler verilmiş devlet katında müthiş kabul görmüş. Hatta ben not aldım bazı hasletleri var bu kişinin. Milli kahraman, hayırsever, cari açık kapatıcısı, hediyeler dağıtan Noel Baba. Bu kişi Türk vatandaşı değil mi? Şimdi bir kere uzun zamandan beri biz şu soruyu belki de düşünmüyoruz artık. Ya bu Türk vatandaşlığı bu kadar ucuz bir şey mi? Nasıl dağıtıyorsunuz bu Türk vatandaşlıklarını? Bir kere yani onu bir sorgulamak lazım. Hayırsever iş adamı. Ama şimdi bu meseleye yaklaşırken ben bunun iki uçta savrularak milli dava ya da hiçbir şekilde milli dava değil biçiminde iki uçta savrularak ele alınmasını yanlış buluyorum. Bakın ikisi de değil. Gene bu meseleye açıkçası ben prensip olarak önce prensipleri koymak istiyorum. Haklı bile olsa bir iktidar karşıtlığıyla da yaklaşılmamalı, iktidar yandaşlığıyla da yaklaşılmamalı. Bu meseleye tamamen akıl, vicdan ve en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onuru ve çıkarları açısından bakmak lazım. Çünkü hükümetler gelir geçer. Aynen. Bu hükümet de gidecektir, hatta yakındır ama devlet bakidir. Bu üç. Dört. Şimdi gene bence bakın bizim şu hatayı yapmamamız lazım. Her olaya
Ankara'dan bakmak lazım. Yani hiçbir zaman hiçbir olaya Washington tribününden, Brüksel tribününden, Şam tribününden, Tahran tribününden, Pekin tribününden, Moskova tribününden bakmayacağız. Hep Ankara'dan bakacağız. Milli olmak bu demektir. Bu anlamda ben bundan hareketle Washington tribününe geçip de oradan Türkiye'ye yuh çekilmesini de doğru bulmam ve bunu kabullenmem. Şimdi bu ilkeler ışığında gene bundan sonraki söylemlerimde hani farklılık olabilir. Şundan dolayı son anayasa değişikliğinden sonra Recep Tayyip Erdoğan benim açımdan iç siyasette Türkiye'de AKP genel başkanıdır. Cumhurbaşkanı değildir. Ama dışa karşı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıdır. Dışa karşı. Şimdi bunun sonucunda da bir yere geleceğim. Hızlıca gideyim. Bakın. Şimdi suçlama ne? Ambargoyu delmek. Ve bu anlamda Amerikan çıkarları açısından yasak olan bir fiili işlemek. Şimdi bu açıdan ben şöyle bakıyorum. ABD'nin çıkarlarını korumak benim işim de değil, derdim de değil, umurumda da değil. Ben işine o yönde de bakmam. Amerika'nın çıkarını korumak bana kalmıyor. Hele ki açık açık terör örgütlerini Türkiye'ye karşı destekleyip de açık açık silah veren, Türkiye'ye karşı açık düşmanlık yapan, başımıza çuval geçiren, denizaltımızı batıran Amerika'nın çıkarları benim meselem değil. Ama şimdi bununla birlikte Türkiye'de işlendiği iddia olunan rüşvet vermek, nüfus ticareti, rüşvet vermek ve almak, evet. Nüfus ticareti ve kara para aklama gibi suçlar da ne Amerika'yı ilgilendirir, ne Avrupa'yı ilgilendirir, sadece ve doğrudan doğruya bizi ilgilendirir. Çünkü Türk Ceza Kanunu 8. maddesine göre Türkiye'de işlenen suçlara Türk kanunları uygulanır. Dolayısıyla o da benim işim. Şimdi bakın bu da bir şey. Şimdi ama bu hale nasıl geldik? Bakın eğer hukuk devleti işleseydi bunlar yaşanmazdı ve bu koz verilmezdi. Şimdi bakın nasıl geldik? Bir kere bir 17-25 Aralık meselesi. Bakın bu tam olarak oturtulamadı. Biz şunu karıştırıyoruz. 17-25 Aralık bana göre bir FETÖ operasyonudur. Ama bu şunu engellemiyor. Bu o işlendiği iddia edilen fiillerin doğru olmadığı anlamına da gelmez. Araştırılmaması gerektiği anlamına da gelmez. Şöyle bir örnek vereyim. Ben diyelim birinin suç işlediğini gördüm. Bunu da ihbar ediyorum. Bu çeşitli sahiplerle olabilir. Bir, sırf adalet adına yapabilirim. İki, sırf o insana garezim olarak burnu sürtülsün diye de yapabilirim. Yani şunu demek istiyorum. Evet. 17-25 Aralık bir FETÖ operasyonu olarak başka bir şeydir ve doğru. FETÖ'cü hakim ve savcıların işin içinde olması başka bir şeydir. Ama bunun dışında bu iddiaların araştırılıp araştırılmaması başka bir şeydir. Aynen, şimdi oraya doğru geliyorum. Şimdi bakın biz ne yaptık? Yargı gereğini yapmadı ya da yapamadı. Şöyle bir örnek vereyim size. Ya bir yerde bir pislik var diyelim ki. İki tane ihtimaliniz var. Ya bunu elektrikli süpürgeyle çekersiniz. Yani yargı gereğini yapar. Ve üzerine de viladayla güzel temizlersiniz, pırıl pırıl olur. Ya da bu pisliği halının altına itelersiniz. Ha bunun riski şu ama. O sırada pislik görünmez de birisi eskaza halıyı kaldırdığı anda pislik orada yer alır. İşte biz bunu yaptık, altına süpürdük ve bugünlere geldik. Ve Türkiye'ye karşı bir operasyon düşüncesi olan bir ülkeye de koz vermiş olduk. Dolayısıyla Amerika Türkiye'de işlenen fiilleri yargılayamaz. Kendisiyle ilgili yargılar. Bunu biz yargılarız.
5. Devlet. Devleti tarif edin deseniz çok tarifi var ama ben bir cümleyle şunu söylerim. Devlet kurumlar ve kurallar bütünüdür. Şimdi bunlar ne yaptı? Bunlar devlet yönetmeyi kabile yönetmek zannetti. Bunlar devleti kendi limited şirketleri zannettiler ve öyle yönettiler. İşte o yüzden de bu süreçte devlet kurumları, devlet geleneği, devlet aklı, kurallar yok edildi. Deneyimli dışişleri kadroları monşer diye küçümsenerek bir tarafa itildi. Park ve Bahçeler Müdürü TÜBİTAK Başkanı yapılırsa, liyakat gider, kişi aklı gelirse bugünlere gelirsin. Şöyle bitireyim. Yok, devam edin hocam. Var mı? Tamam. Var. Şimdi bir başka şey. Bakın, ambargoyu delmek, diyelim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarını için gerekli olabilir. Ama bunu yaparken dahi devlet aklıyla yapmak zorundasınız. Böyle ne idüğü belirsiz, alavere dalavere, alengirli bir takım işlere gerçek bir devlet girmez. Burada da yaptıkları bu oldu. Ve dolayısıyla bugünlere geldi. Şimdi hayırsever iş adamı deniyor. E kimlere ayrı dokunmuş bu kişinin? Nasıl protokollerde ağırlanmış, uğruna nota verilmiş? Az önce Haluk Bey söyledi. Peki şunu hatırlıyor muyuz? Nota vermek. Bakın, Irak'ta Türk askerimizin başına çuval geçirildiğinde dönemin bu anlamda ismini de anıp iyiye de gidiyor çok şükür, şifalar dileyelim. Evet, evet. Deniz Baykal ABD'ye nota verilmesini istiyor. Bunun üzerine Erdoğan'ın verdiği cevap: öyle kalkıp nota verecek misiniz? Ne notası veriyorsun? Onu söyledim. Müzik notası mı? Olayı teşhis edeceksin. Derinliğine ineceksin. İki tane ortak arasında dargınlık olduğu zaman bu dargınlığı nasıl gideririz? Ona çalışılır. Ortak yanlış yapıldı diyerek ortaklık bozulmaz. Yani sizin askerinizin başına çuval geçirildiğinde ne notası, müzik notası mı deyip de şimdi bu kişi için nota verilmesi zaten başlı başına ilginç bir durum. Ha bir de şimdi milli bir dava diye söylüyorlar. Yahu sen bir kere ümmetçilik yap, Türk milleti diyeme, milletin adını koyama, daha yeni 15 gün önce Türkçülük bölücülüktür de, andımızı kaldır, milli bayramları yasakla, her 10 Kasım'da 29 Ekim'de kulak burun boğaz hastalığına dönemsel olarak yakalan, tüm milli kuruluşları özelleştirme adı altında yabancılara peşkeş çek, sonra sıra bu davaya gelince davayı millileştir. Ya kimse bunu yemez. Ve şunlarla bitireyim. Bakın, Türkiye'ye bir bedel ödetmek istiyorlar. Bu Türkiye'nin her ne kadar hükümetin yanlış Suriye politikasından kaynaklansa da gelinen noktada gerekli olan bir o Kürt koridorunun oluşmasına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve devlet aklının izin vermemesi ve diğer şeylerden dolayı Türkiye'ye bir bedel ödetmek istiyorlar. Ve gerçekten de bunun sonucunda ödenecek bedel herkesin ödeyeceği bir bedel olacak. Şimdi diyor ki geçen gün yani kendisi, bunu bir şantaj unsuru olarak tabii kullanıyor hocam. Ya ha onu da söyleyeyim. Ya kimse bana, bakın ben açık ve net konuşurum. Kimse bana Amerika'da da yargının bağımsız olduğu filan hikayesini anlatmasın. Elbette ki Türkiye kadar değildir. Ama orada da bir şekilde bu Reza Zerrab'ın tutuklanacağını bile bile oraya gittiği masalını da hiç kimse bana yediremez. Önceden bu işler belirlenmiştir. Şimdi bedel ödetmekten bahsediyor AKP Genel Başkanı. Bakın, Türkiye'ye bedel ödetmek istiyorlar. Buna topyekün direneceğiz. Ancak biz hak etmediğimiz bir bedeli ödemekle karşı karşıya bırakılmışsak, bizi bu konuma getirenlerden de hukuki ve siyasi hesabını sorup o bedeli biz ödeteceğiz. Ama burada asla, çünkü bu iktidar, ben her zaman söyledim, bir Türkiye için bir güvenlik sorunudur, milli güvenlik sorunudur, ama bu bir milli meseledir. Dıştan yardım alarak, dışarıya yaslanarak olmaz.
bu meseleyi dışarıdan hiçbir destek almadan Türk milleti çözecektir ve çözmelidir. Ama dışarıya karşı Türkiye'ye operasyon yapmak isteyenlere karşı da topyekün bir mücadele vermek gerekli. Bunun hesabını biz burada birlikte soracağız. Son olarak bir hukuki durumu da saptayıp bitireyim sabrınızı zorlamadan. Şimdi savcılarımız harekete geçiyor. Birazdan belki o Manadası meselesinde geleceğiz ama bir hukuki gerçekliği savcılarımız belki unutmuş olabilir, hatırlatayım. Şimdi 17-25 Aralık'la ilgili takipsizlik verildi değil mi? Hepimiz gördük takipsizlik kararı. Şöyle bir yanlış algı var. Efendim bu dosya artık kapandı, açılması mümkün değil. Ben size doğrudan doğruya ceza muhakemesi kanunu 171. maddesini okuyayım. Diyor ki 172. Diyor ki kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra yeni delil meydana çıkmadıkça aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz. Bunun ters anlamından çıkan ne? Takipsizlik kararı verilmiş olsa da eğer o konuda yeni bir delil ortaya çıkarsa savcılık derhal işin gereğini yapmak zorunda. Yani savcılarımızın elbette şu an henüz daha iddialar, hatta ben bugün baktım o da manidar geldi. Reza Zarrab anlatıyor. Sadece Türkiye mi diye soruyorlar. Yok diyor, Çin var, Hindistan var, İtalya var. Derhal başkan devreye giriyor. Ya bir kesiyor filan. Yani görüyor musunuz? Yani burada da hani böyle çok şey işleyen bir Amerikan yargısı filan da yok. Dolayısıyla peki, benim bu aşamada söylemek peki, istediklerim peki, bunlardır. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum. Hakikaten ders verir gibi bir konuşma oldu. Çok dikkatle dinledik. Çok önemli noktalara değindiniz ve ben de kişisel olarak tüm sözlerinizin altına Uğur Dündar imzasını atarım hocam. O zaman bilirkişi raporu da aldık, onaylandı. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Sağ olun. Biz de bir yurtsever bakış açısıyla olayları değerlendiriyoruz. Ve şimdi oradan bağırmayalım lütfen. Lütfen, lütfen. Ya, bu olur. Tamam, şimdi oldu. Evet, duyuyorsunuz sevgili seyirciler, Didim'de salonumuzda Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı yükseliyor. Her zaman her halk arenasında bunu söylemekten gurur duyuyoruz. Evet, bizler buradaki tüm konuşmacılarda Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Büyük atamızı sevgiyle, saygıyla anıyoruz ve halk arenasının ikinci bölümünde buluşmak dileğiyle Didim'den sevgiler, saygılar gönderiyoruz.